Gence bugün bir kez daha Ermenistan tarafından hedef alındı. Yine vurulan yerler yine sivil yerleşim yerleri. Sivillerin iş yerleri vuruldu bu kez. Dün ağırlıklı olarak evler vurulmuştu. Bir ortaokulun yanına düşmüş. Onun yanı sıra diğer füzelerse evlere düşmüştü. Evleri harap etmişti. Ancak bu kez Gence'de bir alışveriş merkezini vurdu. Daha doğrusu burası toptancıların bulunduğu büyük bir site. Bu site düştü. Sitenin arka tarafına düştü. Şu an o füzenin düştüğü yerin hemen ön tarafındayız biz. Bakın buradaki iş yerleri tamamen dağılmış durumda. Pencereler, her taraf cam kırıkları, çerçeveler, iş yerinin içerisindeki şu an manzara böyle. Bakın cansız mankenler orada. Çünkü burası bir giyim mağazasıydı. Olay ilk meydana geldikten hemen sonra buradaki iş yeri sahipleri gelip kurtarabildikleri kadar ürünlerini buradan kurtardılar, alıp götürdüler. Çünkü kapısı bacası kilitlenebilir bir durumu kalmadı artık buranın. Dolayısıyla buradan ayrılmak durumunda kaldı iş yeri sahipleri. Buradaki eşyalarını topladılar. Düştüğü noktayı şu an Ünsal Çakın bize gösteriyor. O noktaya düştü. Dolayısıyla bu dükkanda da bu hasara yol açtı. Ama zannedilmesin ki sadece hasar bu dükkanda var. Bu sitede bulunan neredeyse bütün dükkanlarda hasar var. Az ya da çok. Bir kere şunu söylemek mümkün. Artık buradaki hiçbir iş yerinin penceresinin camı sağlam değil. O camlar kırıldı bir kere. Bazılarında hasar oranı daha düşük, bazılarında hasar oranı daha yüksek. Ancak hepsine verdiği bir hasar var sonuç olarak. Ve dediğimiz gibi buranın çevresinde herhangi bir askeri birim yok. Buranın çevresinde herhangi bir garnizon yok. Buranın çevresinde askeriye dair herhangi bir tesis de yok. Ve askeriyeden, ordudan bu kadar uzakta olan bir noktayı vurmuş olması son derece dikkat çekici. Az önce yayın konuğumuzu da dinledim. Özellikle o iki uçağın düşüşü noktasında bu tabii biraz da eğitimden kaynaklanıyor. Eğitimsizlikten kaynaklanıyor dedi. Şimdi şunu da düşünmeden edemiyoruz. Sivil yerleşim yerlerini vurmak da acaba bir eğitimsizlik mi? Yoksa burada bir başka bir art niyet, bir kasıt mı var? Sahada, cephede kaybettikçe, sahada ve cephede kaybettikçe Ermeni ordusu neden sivilleri vuruyor? Bizim buradan yaptığımız, verdiğimiz haberlerin iki haberlerimizi iki gruba ayırabiliriz. Birincisi cepheden verdiğimiz haberler. Birincisi de maalesef şehir merkezlerinden vermek zorunda kaldığımız haberler. Cepheden verdiğimiz haberler malum Azerbaycan ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Ermenistan ordusu 30 yıl önce, yaklaşık 30 yıl önce işgal ettiği yerleri bir bir terk edip o noktalardan ayrılıyor. Ve Azerbaycan ordusu o bölgeleri yeniden özgürleştiriyor. Bu işin bir kısmı, fakat haberlerimizin ikinci grubu da işte bakın bu manzara. Şehirlerden bu haberleri yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü Ermenistan ısrarla sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerini vurmayı sürdürüyor. Bakın düştüğü nokta işte burası. Bu binanın arka cephesine geldik. Şu an biraz daha ilerleyeceğiz ve o krateri size göstereceğiz. Çok büyük bir krater. Kesinlikle bir havan topunun ya da bir top mermisinin açabileceğinden çok daha büyük bir krater açılmış durumda. Hatta öyle ki o krater açılmış, binanın arka cephesini yıktığı için arka cepheden dökülen malzemeler, yapı malzemeleri de kraterin içerisine dolmuş. Onu doldurmuş ve burada bakın bina artık tamamen şu haliyle kullanılabilir mi bilmiyorum. Elbette uzmanlar gelecekler, bakacaklar, statik durumuna bakacaklar. Bina yıkılmaya namzet mi yoksa kullanılabilir durumda mı? Ancak bizim buradan görebildiğimiz kadarıyla kirişlerde falan da çok ciddi hasar var ve evet, kameraman Ünsal Çakın bize şu an o krateri gösterdi. O kraterde ekipler inceleme yaptılar. Gelen roketin parçalarına baktılar. Smeç olarak tabir edilen Rus yapımı bir füze son günlerde atılıyor. 300 milimetre çapında bir füze. Geçtiğimiz gün, yani dün Gence'ye atılan, akşam saatlerinde yine hidroelektrik santraline atılan füze aynı füze. Tahminler odur ki buraya atılan füze de yine aynı şekilde o Smeç adı verilen Rus yapımı füzeler, 300 milimetrelik füzeler. O füzelerden biri de bu noktaya
düştü. Evet, Sayın Tütez'e manzara böyle. Gerçekten insanı bazen anlatacak sözcük bulamıyor. Dediğimiz gibi sivil yerleşim yeri buralar. Birkaç gündür Gence'de, Terter'de, birçok yerde aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Sivillerin bulunduğu yerler, evler, parklar, okullar, iş yerleri, Ermenistan ısrarla buraları vurmayı sürdürüyor. YouTube kanalımıza abone olun.